Aloha, yepyeni bir Abraham videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. 15. video kanaldaki 15. Abraham Hicks çeviri videomuz açıkçası ve en son yaptığım çeviriyi 8 ay önce yapmışım. Bana soranlarınız oluyordu, umarım bu video size katkı olur ve keyifle dinlersiniz diyorum. Bunun yanı sıra Abraham kimdir diye sorarsanız ya da ben şu anda neden bahsediyorum, daha önce hiç Abraham Hicks çeviri videolarını dinlemediyseniz, izlemediyseniz ve Abraham kimdir, hani Kardelen bu kim, neden bahsediyorsun, kimden bahsediyorsun diyorsanız eğer ki Abraham Hicks'in kim olduğuyla ilgili bir video var kanalda, ona bakın derim. Bunun yanı sıra arkadaşlar bir de parantez içinde şunu söylemek istiyorum hemen videoya başlamadan. Bu videomuzun konusu büyük parayı nasıl yaratırsın sorumuzla ilgili olacak. Daha doğrusu bir katılımcının Abraham'a sorduğu bu soruyla ilgili, parayla ilgili. Ve Access Bars, Access Consciousness, hani ben bir süredir Access'in içinde olduğum için Access'in yaklaşımıyla Abraham Hicks'in yaklaşımı biraz farklı. Hani bunun da özellikle altını çizmek isterim. O yüzden hani bu Abraham'ın söylediklerini de farklı bir bakış açısı olarak ele alın. Aynı zamanda hani ilgi duyanlarınız ya da merak edenleriniz varsa Access'e de bir göz atsın derim. Hani kanalda Access'le ilgili de benim de hatta çektiğim bir video var diyorum. Ve parantezi kapatıp videomuza başlıyorum. Büyük parayı nasıl yaratırsın? Katılımcı. 2 yıl önce beni seçmiştin. Hızlıca konuları anlatıyorum. O zamanlar işten çıkmıştım ve bu 2 yıl içinde dairemin ödemesini yaptım. Abraham. İşler senin için yoluna girdi öyleyse, değil mi? Katılımcı. Evet, girdi ve bunun için teşekkür ederim. Size her yıl sorularım oluyor. Bu yılda 2 tane var. Abraham. Her yıl gelmene minnettarız. Bizim sadece bir cevabımız olsa da. Çok sabırlısın. Katılımcı. Sorum şu. Daha fazla paraya nasıl sahip olabilirim? Nasıl daha çok para kazanabilirim? Abraham. Onun büyüklüğünü azaltarak, onun kolaylığının farkına vararak, bir düğme ile bir şatonun yaratımının tamamen aynı şey olduğunu kendine hatırlatarak. Bu düğmeye mi yoksa şatoya mı odaklandığına bağlı. Bunu büyük para olarak tanımlıyor olman bile titreşimsel, yani vibrasyonel engelinin olduğu anlamına geliyor. Bunu alıp kabul etmen ve nerede durduğunla alakalı. Bu büyük para derken daha zor demek anlamına mı geliyor? Ya da daha az rastlanan? Ya da daha özel bir şeyler yapman gerekiyor anlamına mı geliyor? Abraham, seni yıllardır dinliyorum ve birkaç soru ile her yıl sana geliyorum. Ve her yıl bana aynı cevabı veriyorsun ama bu yıl benim farklı bir cevaba ihtiyacım var. Çünkü ben büyük parayı istiyorum. Sadece parayı değil. İşsizdim ve şimdi işsiz değilim. Devamlı küçük paralar geliyor ve bunu seviyorum. Beni yanlış anlama ama gerçekten ulaşılması zor olanı istiyorum. Kimsenin sahip olamadığı o şeyi gerçekten istiyorum. Ulaşması gerçekten zor olan o şeyi istiyorum. Öyleyse senin bize kolay şeylere nasıl sahip olacağımızı söylemediğin özel bir görüşme yapabilir miyiz? Büyük şeylere nasıl sahip olacağımızı söyleyebilirsin mesela. Perdelerin arkasına geçip kulağına fısıldayalım. Seninle senden de ziyade fikrinle eğleniyoruz şu anda. Aslında şununla eğleniyoruz. Büyük şeyleri yaratmak daha zordur. Aslında büyük şeyleri yaratmak daha kolaydır çünkü onları daha fazla düşünürsün. Büyük şeyleri yaratmak daha kolaydır çünkü ona daha fazla akış gider. Enerji gider, özellikle de fiziksel olmayan bir yerden, yani kaynaktan. Seni sekteye uğratan şey ise şu. Büyük olanda, büyük olanın farkındalığına varmanda daha büyük bir dirence sahipsin. Öyleyse bu direnci yumuşatacak bir şey bulmalısın. Bir yol. Büyük para ne demek? Ne anlama geliyor senin için? Katılımcı. Uyandığımda her gün ne yapmak istiyorsam onu yaparım mesela. Abraham. Evet, ama şöyle de bir şey var. Bunu duyabilirsen eğer rahatlayıp yoluna devam edersin. Her gün uyanıp düşünmek istediğin düşünceleri düşünürsen hiçbir şey seni hiçbir şeyden alıkoyamaz. Olduğun yerden uyanıp düşünürsen yaratımla ilgili hareket edemezsin. Katılımcı. Aslında oraya bayağı yakınım diye düşünüyorum. Çünkü her yıl sahneye çıkmak için seçiliyorum. Sen beni seçiyorsun. Abraham. Evet, bununla ilgili bir problem mi var?
Katılımcı. Bunu nasıl yaptığımı biliyorum aslında ve bunu görselleyebiliyorum. Bu benim sahip olduklarıma nasıl sahip olduğumla ilgili varsayımım. Büyük terimini kullanıyor olsam da görsellemede gayet iyiyim. Öyleyse 1000 ya da 2000 dolar iş anlamına geliyor. Ama bu terimi kullansam da bu benim için daha kolay gibime geliyor. Çünkü iş, işin içine kattığım bir etken değil. Seni sekteye uğratıp yanıltan şey, çok çabayla çok parayı eşdeğer görmen. Öyleyse biliyorsun ki bu işi yapabilirsin. Biliyorsun ki zor işi yapabilirsin. Katılımcı. Kazancımın artması için yapıyorum bunu. Abraham. Sunabildiğin eforla limitliyorsun kendini. Bir başka deyişle, parayı efor olarak görüp düşünürsen, o zaman sadece çok efor sarf edip kazanabilirsin. Günde kaç saat olduğu belli. Ve bu saatler için sana ne kadar ödeneceği de belli. Sunduğun hizmete ödeme yapmayı seçen insanlar var. Eforunun karşılığı olarak kazancına bakmaya son vermen gerekiyor. Eforunun karşılığı belki çok daha fazla ve alıp kabul etmene bakmaya başlaman gerekiyor. Kazanmak kelimesini mesela alıp kabul etmekle değiştirelim. Burada bu arada arkadaşlar İngilizce parantez içinde söyleyeyim. Earning, receiving olarak değişiyor. Parantezi kapadım. Efor kelimesini de titreşim ile değiştirelim. Değişimi algılayabiliyor musun? Bu, kazanmak ve efor ile ilgili olursa sen haklısın. Belli saatler içinde ne kadar iş yapabileceğinle ilgili limitliyorsun kendini ve ne kadar şey başarıp kaç kişiye sunabildiğinin değeriyle ilgili ikna edebilmenle aynı zamanda. Bunun kazandığınla değil de alıp kabul etmenle ilgili olduğunu anladığında, eforla ilgili değil de titreşim, vibrasyonla ilgili olduğunu anladığında ve yapmak değil de düşünmek, düşüncelerinin farkına varmak da değil de düşünürken ne hissettiğinle alakalı olduğunu anladığında, işte o zaman sen bir formüle sahipsin. Katılımcı. Orada olduğumu düşünüyorum çünkü büyük şeyler için bunu yapıyorum. İş ya da eforu işin içine katmıyorum. Abraham, biraz daha açıklar mısın? Katılımcı, benim inancım şu ki daha fazla para kazanmayı nasıl yapabileceğimi biliyorum ve büyük dediğim şeyi gözümde canlandırıp oraya duygusal olarak nasıl gelebileceğimi de biliyorum. Eforu işin içine katmadığımı düşünüyorum. Çünkü seni dinleyip oraya gidebilmek için elimden geleni yapıyorum. Abraham, öyleyse biz bu konuşmayı neden yapıyoruz? Katılımcı, bilmiyorum. Abraham. Çünkü hala yarattığın şeyi gözetiyorsun ve sonra titreşimsel durumunu sorguluyorsun. Katılımcı. Tek yapmam gereken bunu azaltabilmek. Abraham. Neyi azaltmak? Katılımcı. Sorgulama ve gözlemleme isteğimi. Abraham. Yapmak istediğin, bildiğin enerjiye olan minnettarlığını yükseltmek. Daha da minnet duyman. Ve aynı zamanda görselliğine olan minnettarlığını arttırman. Bir başka deyişle, bu gerçekten bu kadar kolay ve bunun nasıl yürüyeceğinin bir yolunu bulman lazım. Bu şu kadar kolay. Bir amacı hayal edersen ve eğer onu düşündüğünde bu seni mutlu ediyorsa, o zaman doğru vibrasyonel, titreşimsel duruştasın demektir. Fakat eğer hayal kırıklığı, meydan okuma, ikilem ya da henüz çözemediğin ya da adaletsizlik gibi hissettiriyorsa, çünkü diğerlerinin çözdüğünü görüyorsun ve sen çözemedin. Öyleyse düşünüp hissetmelisin. Yaptığın şey ise istediğin şeyi biraz hayal etmek ve birçok insanı sekteye uğratan şey, onlar bir oluş hali istiyorlar. Diyorlar ki, yeterli finansal bolluğu istiyorum ve arzuluyorum. İstediğim her şeyi yapma özgürlüğünü bana verebilecek o bolluğu. Biz de siz olayı tamamen tersten anlamışsınız diyoruz. İstediğinizi yapmanız, Vortex'le hizalanmanıza sebep oluyor. Direnci kaldırıyor. İstediğin şey her neyse o bolluğa ulaşman için desteği sağlıyor. Para, mutlu hayat anlamına gelmiyor. Oysa ki mutlu hayat, para anlamına geliyor. Şu an nasıl mutlu hissedebilirim? Şu an nasıl mutlu hissedebilirim? Çalışmak istediğimden daha çok çalışıp yapmak istemediğim şeyleri yaparken. Biz bunu sonundan düşünebilme yeteneğine sahipsin diyoruz. Öncelikle yaptığın şeye daha çok minnet duymaya yeteneğin var. Negatiflerden çok pozitif şeyler söyleyebilirsin mesela. Daha çok pozitif yönler görüp daha az negatif yönler bulabilirsin. İnsanları eleştirip yargılamak yerine onlara minnet duyabilirsin.
kendini yargılamaktan çok minnet duyabilirsin. Olana sadece bakıyor olduğunda dahi odaklanma yeteneğin var. Çok daha üretken ve iyi hissettiğin bir şekilde. Tek yaptığın şimdine bakmak olsaydı, şükredip övebileceğin şeylere mesela. Titreşimini öyle bir değiştirirdin ki, vortexinde ne varsa sen o dereceye gelebilirdin. O dereceye gelebilirdi her şey. Hayal ettiğin şey her neyse. Seni ve herkesi sekteye uğratan şey, olduğunla olmak istediğin yeri karşılaştırıp kıyaslaman. Yapman gereken şey şunu söyleyebilmen. Aklımda oraya gideceğim. Biliyoruz ki bu çok can sıkıcı ama yolu bu. Çünkü oraya aklında gidemezsen oraya gerçekten gidemezsin. İnsanların bizden talep edip söyleyip durdukları şey oraya akıllarında gitmek istemedikleri. Ben orada olmak istiyorum, böylece oraya gelebileyim. Eğer sadece orada olsaydım orada olurdum, oraya varırdım. Biz de diyoruz ki, nerede olduğunla varmak istediğin yol arasında bir yolculuk yapman gerekiyor. Bu bir iş yolculuğu değil, efor yolculuğu da, yükselme ya da dünyanın istediği bir ürün için harika bir fikir de değil. Bu titreşimsel bir yolculuk. Bu övgüyle eleştiri arasındaki fark. Bu kaş çatmakla gülümsemek arasındaki fark. Bu sevmekle nefret etmek arasındaki fark. Bu daha çok iyi hissetmekle kötü hissetmek arasındaki fark. Bu tek fark. Çünkü hayatını yaşayıp vortexine koydun. Vortexin dop dolu. İstediğin her şeyle. Bu senin genellikle o hızda olmadığın, olamadığın titreşimsel hız. Çünkü sen de ne olacağını hayal etmek yerine birçok insan gibi olanı gözlemliyorsun. Derin nefesler almak istiyorum ve alıyorum. Alalım hep beraber hatta arkadaşlar. Gerçekten Abraham'ın açtığı bu alana böyle bırakalım kendimizi. Abraham'ın çevirilerini her yaptığımda ya da Abraham'ın konuşmasını her dinlediğimde benim için farklı alanlar açılıyor ve bana her defasında çok katkısı oldu. Zaten o yüzden de en başında sizlerle bu çevirileri yapıp paylaşmayı seçtim. Umarım dinleyen herkese katkısı olmuştur. Bu arada videonun başında şunu da söylemiştim, hani Access'ten biraz farklı. Aslında çok benzer yanları var. Çünkü Abraham'da hep enerjiden bahseder, enerji olmaktan ve seçim yapmaktan. Hani neyi seçersen o olursun der mesela. Yani zaten videoları dinleyip izlediyseniz biraz olsun Abrahamics'e vakıfsınızdır diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda ayrılan yerleri de var. Şimdi çok detaya girmeyeceğim ama mesela Access duygu ve düşünceleri çok farklı şekilde ele alıyor. Bu tabii ki de benim nacizane düşüncem. Ama Abraham duygu ve düşüncelere biraz fazla önem veriyor gibime geliyor benim. Bu benim bakış açım tamamen. O yüzden hani mesela burada ayrılıyor gibime geliyor diyeyim. Daha da netleştirmek adına bu açıklamayı yapayım. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için kocaman kocaman mahalo arkadaşlar. Gerçekten varlığınıza minnettarım. Bunu söylemek istiyorum. Ve aynı zamanda Instagram'dan takipte kalmak isterseniz Instagram'ımı sağ ya da sola alt köşelere bir yerlere bırakıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, Abraham'ı sevdiyseniz, bu çeviriyi sevdiyseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Böylelikle her cuma saat 6'da gelen videolardan haberiniz olur. Tabii ki kanalı bir süredir takipteyseniz sadece Abraham çeviri videoları, vloglar, astroloji videoları yok. Yani birçok farklı alanda İçimden ne geliyorsa onları ele alıyorum. Şunu da bu arada sormak istiyorum videoyu kapatmadan. Önümüzdeki videolarda hangi konuyu ele almamı istersiniz? Daha doğrusu Abraham'ın ele aldığı hangi konuyu ele alayım ve size çevirisini yapayım? Yorumlara düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Yani gerçekten çünkü o yorumları okuyorum. Başka video, yani Abraham çevirisi yapmadan önce, başka bir videoya geçmeden önce. O yüzden özellikle bu videonun altına hani Kardelen şu konuda bir konuşması varsa onu ele alabilir misin gibi gibi yorumlar yaparsanız çok sevinirim. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın.